Ve arkadaşlar şimdi az önce Candaş'ın ısrar kıyamet girmeye çalıştığı cumartesi akşamına Beşiktaş maçına geçiyoruz. Ben önce fikirlerimi söyleyeyim, sonra iki arkadaşıma da tabii konuşmalar için söz vereyim. Bir, %100 katılıyorum. Beşiktaş 2 puan kaybetti ama bence geleceğini kazandığı tabii. Milat maçlardan birini oynadı. Çok iyi bir futbol oynadı. Maç bugün kazanır, yarın böyle oynarsın kaybeder. Milat maçlarından birini oynadı. Selim Sefa'da, Ali Kiremitçioğlu. Onların hepsine selam edelim. Babalarımız, bizim grup. Homini Gırtlak grubu var, çok eğlenceli. Grubu. Çok eğlenceli grup. Fena Candaş, grup, o grup. O grup dolmanı çok isteriz. O grup şey, selam söylemiş. Eyvallah. Biz de onlara selam söylüyoruz. Şimdi, Beşiktaş çok iyi oynadı ve Abdullah Avcı da maç sonunda şöyle bir konuştum dün. Hocam ne diyorsun dedim. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ta yepyeni şeyler yapmaya çalışıyoruz dedi. Hoca bence geçtiğimiz haftalarda çok kötü bir iletişim yaparak onların takımı falan dedi ama artık oralardan da geçti gitti. Onların takımı diye bir şey yok herhalde. Hocanın takımı oldu mu 3. haftada? Şimdi hocanın takımı oldu mu sunu ben onu söyleyemem şu an. Onu bilmiyorum hocanın takımı oldu mu. Fakat şunu söyleyebilirim. Abdullah Avcı başka bir oyun sistemi deniyor. Yani işte evet. 4-1 2-3-1 gibi bir şey deniyor. Değil mi? Tabii 4-1. O çünkü çok makara oluyor. Sonrasında onu yanlış hesaplayıp 12 çıkaranlar falan var abi. O bir yani o dörtlü defansın önünde oynayan bir hayati bir bir. Yani oraya Arsenal'in Necibi mi geldi? Ya bilmiyorum artık neye geldi de yani. Ben o bu arada yani gerçekten bilmiyorum. Eleni mi ne adamın ismi? Elneni işte. Ben mesela hiç vallahi benim, bilmiyorum. Benim yani. Tutumum şey bak şimdi. Ben çok iyi, ben iyi biliyorum. Ben futbol otoritesi değilim ama hiç duymadım öyle bir oyuncu. Şimdi baba bu böyle. Bu Arsene Wenger'in Sinan Meki dönemlerinin tamam mı? Sinan Meki topçusu. Böyle buradan alsın. Bak Gökhan'dan al. Caner'e dön. Caner'den al. Bir daha Gökhan'a dön. Aa rakip basıyor. Kaleciye döneyim filan bir adam bu. Yani dikine fut gitmez. 50 yılda bir asist yapar. 40 yılda bir şut atar filan. O yüzden yani ama tam Abdullah Avcı'nın istediği oyuncu. Ama işte abi oyunda teknik olarak o bölge bu bahsettiğin adamın pek karşılayabileceği bir bölge değil galiba. Çünkü oradan hem defansla hem orta sahayla bağlantı kurman gerekiyor. Yani oyunu bir yerde başlatman şimdi gerekiyor. Şimdi elini topu alır ve mesela pas istatistiği çok yüksek olur. Mahmut'la kıyaslasana en doğru kıyas mı? Bak, pas istatistiği yani olumlu pas istatistiği çok yüksek olur. %90 falan olur. Ama dikine pas çok az olur. Sağa sola senden bana benden bizim oğlana topçusu olur. Anladın mı? Yani öyle bir durum var. Ama Abdullah Hoca'nın tarzı zaten böyle oyunculara teşne olduğu için o ondan bir şey çıkartabilir. Mesela çok muhteşem bir kesici değildir. Yani müthiş bir defansif oyuncu da değildir. Çok süper bir hücum oyuncusu da değildir. İyi bir pas oyuncusudur. Ben öyle oyuncu sevmem. Ama Abdullah Hoca sever. İşte yani benim oyuncum o değil. Orası ama hocanın oyuncusu olabilir. Neden? Çünkü enteresan bir şey yapıyor hoca. Bekleri de içeri sokuyor. Normalde biz ne bekleriz? Bekler çizgiye basacak. Evet. Oyunu genişletecek. O tam tersini yapıyor. Caner'le Gökhan'ı içeriye sokuyor. Ortada pas alışveriş opsiyonunu daha fazla arttırmak istiyor. Şimdi böyle bir oynamak isteyen takımda Elneni doğru pas yapabilecek oyuncu. Öyle mi? Tamam. Süper. Şahane işte. Ama yani benim oyuncum değil yani. İyi anlaşılsın diye söylüyorum. Yine sana döneyim. Serdar'a biraz sonra maç için döneceğim. 12 Haziran'da Abdullah Hoca imza attıktan bugüne kadar 2,5 ay geçti. 3 tane resmi maç, bir dolu hazırlık maçı. Candaş Tolgaş'ın kafasındaki Beşiktaş ilk milli maç arası ile ilgili, hoca ile ilgili endişelerin, tereddütlerin var mı oyun olarak? Ve şu anda giderildi mi sence? Abi neredesin bu işler sen? Bir kere şöyle, değişim çok zor. Yani sistem değişiyor, insanlar değişiyor, bir sürü kriz, yanlış yönetilmiş bir sürü kriz. Bunların hepsinin bir yani hocanın kendisinin de ben Orhan Ak meselesi başından sonuna Abdullah Avcı'nın hatasıdır. Hatası. Bırak doğru. Ne yönetim başkanın yaptığı açıklaması falan filan. Onlar hata ayrı da abi Orhan Ak hocanın ekibinin bir parçası. Anlıyor musun? Yani orada başka bir iletişim olmalıydı. Başından sonuna yanlış. İstifa etti gitti neyse ki konu kapandı falan. Ama bunların hepsi bir krizdi ve başlangıcı yani aklı selim başlangıcı engelledi Beşiktaş'ta. Bu tip saçma sapan işlerle uğraştı Beşiktaş teknik heyeti. Ne gerek vardı oysa yani Abdullah Avcı çıkar Beşiktaş'ı neyse kendi şeyini felsefesini koyar ortaya bakarız zaman içerisinde oturur ya da oturmaz. Ama daha Abdullah Avcı konuşmadan biz Orhan Ak konuşmaya falan başladık. Gereksizdi yanlıştı. O yüzden erken diyorum ben. Bu maç berabere kalınmış olmasına rağmen benim için çok umutsuz değil. Aynen. Benim için önemli olan Beşiktaş'ın Burak Yılmaz geldiğinde Atiba işte ne zaman dönecek bilmiyorum ki görünen o ki bahsettiğiniz Elneni ile Atiba hiç mukayese edecek bir durum değil. Yine Atiba o. Ama Atiba'da da sorun. Atiba ile ben yaşıtım yani. Atiba da 40 yaşında ben de 40 yaşındayım. Abi yani
oynarsın evet çok üst düzey bir adam Atiba ama her maç oynar mı oynayamaz. Zaten mümkün değil bu fiziksel olarak mümkün değil. Dolayısıyla orada Atiba'yı da Burak'ı da rahatlatacak alternatiflere ihtiyaç vardı. İşte Elneni o alternatif. Hadi yine Elneni alternatif ama Burak'ın alternatifi hala yok. Ve o alternatifsizlik bizi çok bozar. Serdar dün akşam dün hocayla konuştuğumda şey dedi. Her şey tamam topu içeri atacak adamım yok dedi. Bugün dün için. Şimdi Diaby sağ önünde oynar. Belli ki Enkudu da sol önünde oynayacak. O da fena değil bu arada. Ben beğendim onu. İşte arkalarında Laiçi düşünelim. 4. Onun yanına da Dorukhan'ı sokalım. Savunmanın önünden topu alıp dağıtabilecek oyuncu olarak Elneni'yi söyleyelim. Altılı bitti işte. Şey de iyi pas yapabilen bir oyuncu. Yeni stoper. Sol stoper. Çok çok iyi. Ruiz. Sağda da Vida. İşte iki bekte gayet iyi oyuncu. İki bek değil. Ruiz çok iyi transfer valla. Ali'yi tebrik ediyorum. Yani iyi Ali yani Burak da olduğu zaman Burak Beşiktaş'ın iyi bir 11'i var. İyi bir 11'i var. Yani Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneni, Dorukhan, Laiç, Enkodu, Diaby, Burak güzel 11 abi. Güzel 11. Ama 12'ye geldikten sonra 12'ler, 13'ler oralarda aksamalar başlıyor. Bu söylediği o işte yani. Burak bir daha sakatlandığı zaman güvenle işte bir tek değil yani bekliyor abi topu böyle bekliyor. Hareketli olman lazım. Yani pas istemen lazım. Yoksa dünyanın en kolay savunulacak şeyi bekleyen santrafor. Drogba olsan savunuyorlar yani. Artık hareket etmen lazım. Dolayısıyla topu içeriye atma sorunu da biraz var. Yani Burak'la beraber Burak'ı kazanırsa, tekrar geri dönerse, sistemine inandırırsa Beşiktaş o sorununu da çözerse ben Abdullah Avcı'nın 4-5 hafta sonra etkili bir takım yaratacağını düşünüyorum. Candaş yine senin yöneticilik yap dönemde o güzel bir gündemdi ve Beşiktaş oradan iyi çıktı. Abdullah Avcı ve bugün Şenol Güneş stat zeminden haklı olarak şikayet ediyorlar. Siz o zemini nasıl yapmıştınız? Abi ben onu anlamıyorum artık. Söyleyecek de bir lafım kalmadı. Ya bizim anamız ağladı. Ben son bir sene statta yatıp kalktım. Yani sırf zemin için. Anlamaya çalıştım yani ne olduğunu. Çünkü benim işim iletişim. Onun iletişimini de ben yapmak zorundayım. Artık bitti yani. Şirket değiştirildi, ilaçlandı, söküldü, bir daha yapıldı. Ya bilmiyorum. Gerçekten bu bir uzmanlık gerektiren bir iş. Yani federasyon... Ama yaptı Beşiktaş onu. Abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun yani Türkiye'deki bütün statların çalıştığı adamlarla çalışıyor Beşiktaş'ta. Ona rağmen neden olmuyor abi, olabilir? Önce dediler geçen sene bir virüs var. Ne yapacağız abi dediler. Dediler ki 3 aya ihtiyaç var. Sen görevdeyken mi? Tabii. İdare edeceksiniz. Yani işte ilaçlayacağız, bilmem ne yapacağız, bakım yapacağız. Bir ara başka bir yerde oynayalım falan filan yok. Neticede bitti. Şimdi bu yıl sonuyla yani bu yeni sezon başlangıç arası bir sürü zaman. Şimdi niye olmadı ben anlamıyorum. Dünyanın en güzel stadı orası. Zemini tarla gibi ya. Ya kimse kandırmasın yani o zemin o stada yakışmıyor. Ve ben bunun çaresini artık anlamış değilim. Bak diyorum ki benim asıl işim bu değildi. Yani ben stat benim görevim değil. Öğrendim diyorsun. Ama öğrenmek zorundayım. Ya iletişimini yapacağım. Ama artık iletişimini yapacak bir hali de yok kalmadı. Yani baba en son dedim ki kazalım burayı. Bir daha ekilsin. Kaç aysa o kadar sürsün. 3 ay 4 ay mı neydi onun için gereken zaman. Yani sezon sonuna yetişiyordu. Zannediyorum o yapılmadı. Ya da yapıldı yine olmadı. Ya ne diyeyim bilmiyorum. O kadar şey ki yani insanı üzen evet. Bir şey. Futbol sever olarak üzen bir şey. O stada o zemin yakışmıyor abi. Ve bilmiyorum. Yani inşallah bilen biri anlatır ama bilen biri benim dönemimde yoktu. Çünkü ya teknik bir şey. Adamın biri geliyor diyor ki buraya bunu yapacağız, şunu yapacağız falan. Baba yap. O bayağı tazminat daha şey falan koyuyorsun maddesi. Adam yapamıyor. Tazminatı alıyorsun. Fakat yine olmuyor. Yani olmuyor da olmuyor. Bir acayip evet. Bir hal o. Serdar yine Abdullah Hoca değil ama yardımcılarıyla konuştuğumuzda... Mustafa'yı da resmen açıkladılar şu anda. Evet açıklandı. Evet, yardımcılarıyla konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. O zemin daha iyi olsa biz hem Göztepe'yi hem Rize'yi daha iyi oynardık dediler. Yok canım şimdi o kadar da değil. Öyle dediler. Ben şimdi bilgi vereyim demiş, de yorumluyum. Demiş olabilirler ama hani dediğim gibi yani Beşiktaş'ın ön alanda biraz da oyun bilgisine de ihtiyaç var. Sadece içeriye atacak oyuncu değil yani. Hareketli olacak, pozisyon orada yaratacak. Orada Laiç'e çok çok güvenmiyor muyuz? Yani güveniyoruz da böyle tamam Laiç vardı. En öndeki oyuncu, en öndeki oyuncudan bahsediyorum. Yani. En öndeki. Çünkü bu hafta okuduğum eleştirilerin bazıları Laiç'in de böyle çok net Alex türü bir adam, bir değil, tabii adam olmadığını tabii, tabii ki öyle ifade değil. Ediyor. Tabii ki hani golcü bir, yani çok golcü bir on numara değil Laiç. Ama Laiç mesela bak Max Kruse'den Fenerbahçe deplasmanlarda bu kadar verim alamayabilir. Niye söylüyorsun? Şimdi bazı oyuncular dar alanda etkili olan oyuncudur. Oyunun boyu açıldığı zaman sana verim sağlayamaz adam. Çok pas hatası yapar. Top süremez. Alex de mesela oyunun boyu açılsın Alex de oynayamıyordu yani. Ama buraya yıktığın zaman
kısa mesafede tık tık yapar, dip koşu yapar, atar, golü anlamazsın bile. Yani dar alanda iş bitiren adam bunlar. Laiç de öyle adam. Yani sen buraya yıkabildin değil mi müddetçe? Caner Gökhan, Elneni, Dorukhan topu getirip ona verdiği müddetçe o Enkudu'ya, Diaby'ye ve öndeki adama yapabilecek adam. Doğru. Bunu sağlaman lazım. Candaş, sen dediğim gibi her ne kadar çok iyi bir Beşiktaşlı olsan, bu kulüple yöneticilikle yapsan, hakem konusunda çok objektif şeyler söyleyebilen bir adamsın. Enkudu atılmalı mıydı? Yani benim gördüğüm kadarıyla ben çok atılması şeyinde bir pozisyon görmedim. Söyle. Yani ya benim şahsi görüşüm ama ben o pozisyonu sonra daha sonra tekrar tekrar seyredemedim. O ilk gördüğüm andaki pozisyonda öyle bir durum yok yani. Hı hı. Net atılmalıydı. Öyle mi? Tabii. Hiç uzatmayalım yani. Seri attıysan onu da atacaksın. Ha? Doğru. Seri attıysan onu da atacaksın. Bence dirsek de var. Ruiz'in pozisyonunda dirsek de var. Hani onu hani biraz şey yapabilirsin. O kadar da değil. İnandırıcı gelmemiş olabilirsin yani. Ben o kadar da inanmadım diyebilirsin. Şu şey ne ya? Bu arada pozisyon konuşmuşken Fener maçında bir penaltı pozisyonu var çok tartışılan. Vücuttan ele geliyor diyor. Ne diyorlar ona abi hakem hocaları? Bütün hakem hocaları diyor ki o top rakibin vurduğu şuttan değil. Serseri bir toptan. Evet. Vücuda çarpıp ele geldiği için değil. Rakip vursaydı topa. Tamam. Sen şeyden 80 bile kendi vücudunun bir uzvundan sekse bile o zaman penaltı olabilirdi. Ama serseri bir top vücuttan sekip eline gelince bu dengesiz bir hareket, penaltı değil diyorlar. Ama rakip vurdu. Rakip şut attı. Senin vücudundan eline geldi. O yükseklikte eline. Onu ne diyorlar? Yok. Alan büyütme sayabiliriz. Dolayısıyla penaltı verebiliriz ama o, ya bir rakibin şutu yok. Orta yapılıyor. Top sekiyor. Bayağı dokunamıyor. Bayağı mikroskopla böyle bakılacak pozisyon. Tabii tabii böyle anlattılar. İnşallah ilerleyen haftalarda fikir değiştirmezler. Yine örneğini tabii. Başka örnekler. Yine bir Beşiktaş maçına denk gelir abi. Başka peki örnekler. O fikirler hep Beşiktaş maçlarında değişiyor. Beşiktaş'la ilgili toparlıyorum. Dur toparlama. Quaresma konuşalım ya. Tamam işte toparlıyorum da. Ha, niye gitti? Niye gitti? Ne soracağımı nereden biliyorsun? Abi Quaresma niye gitti? Quaresma önce ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben Quaresma'nın ne gidiş biçimine gitmesi hocanın kararı olabilir, yönetim kararı olabilir. Ona saygı duyarım. Yani bir oyuncunun gidip kalma kararını hoca verir, yönetim verir. Ben beğenmeyebilirim, eleştiririm ama saygı duyarım. Ama ben Quaresma'nın bu gidiş şeklini hiç sevmedim. Ne Beşiktaşlığa yakıştı, ne bizim kulüp geçmişimizde böyle bir örneğimiz var. Olmadı yani o iş. Böyle gönderilmez Quaresma. Nasıl gönderildi? Mesela sen olsaydın doğru ne yapardın? Doğru düzgün bir veda yapardın. Mesela örnek. Bir dakika soruyorum. Ben şimdi tabii ki benzetme çok yanlış ama Fikret Orman'ım, Sayın Fikret Orman, Candaş biz bu arkadaşı gönderiyoruz. Evet. Bu gitsin. Sen buna bir şey yap. Dedim çıktım. Çok basit abi. Evet. Kamyon şey bulurum ben de. Yani en kötüsü statta Quaresma'ya bir veda şey maçı değil de eventi düzenlersin. Ve inan bana maç kadar dolar ha orası yani. Quaresma'ya çok kızanlar, bağıranlar, çağıranlar var ama Quaresma'nın Beşiktaş'a çok da büyük emeği var. Ve hiç ben bunu söyleyince hoşlarına gitmeyen arkadaşlar var. Kusura bakmasınlar. Paşa gönülleri bilir. Quaresma Beşiktaş'ın sembol oyuncularından biri. İnternasyonelleşme açısından mı diyorsun? Yani yok topu çok ya bunları ben kendisine söylüyordum yani o ayrı ya, bir şey. Futbolu ama eleştirilebilir, itirazımız yok. Quaresma önemli bir sembol oyuncuydu Beşiktaş için. Böyle gönderilmez abi. Doğru düzgün bir iletişim yapılır. Doğru düzgün bir veda edilir. Ben Quaresma'ya veda şeyi bile okumadım ya resmi sitede. Yok. Olmaz bu. Yani bu olmaz. Yanlış bu. Diyorum size gitmesi kalması falan ayrı işler. Ben onlara saygı duyuyorum. Ama böyle olmaz. Sen şunu söylüyorsun. Ayrıca hani şimdi bu işte parasal, maddi bilmem ne falan dengeler var. Quaresma'nın oyun tipi, oyuncu tipi hocaya uyuyor, uymuyor. Başka işler var ama şunu da kimseye anlatamazsınız. Lens'in oynadığı takımda Quaresma niye gittiği de kimseye anlatamazsınız. Çok doğru söylüyorsun. Lens. Peki bu az önce söylediğim işte Lens gitmek istemiyormuş. İşte müşterisi yok falan filan deniyor. Doğru, öyledir. Ama son tahlilde algı olguya beş basardı mevzuda. Kusura bakmayın. İnternasyonelleşme açısından mı Quaresma'nın çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorsun? Beşiktaş her açıdan. Abi oyun, bu futbol dediğin şey yıldız oyunu. Yıldız oyunu ya. Yani formayı yıldız satıyor. Kombineyi yıldız satıyor. Efendim mesela maçı yıldız seyrettiriyor. Şöyle düşün, artık Trivela diye bir şey yok. Tabii. Biz Trivela nasıl yapılır diye video yaptık. 3 milyon kişi mi ne seyretti ya YouTube'dan? Quaresma'ya gönderdim dedim ki anlat. Bu Trivela nedir, nasıl atılır? İşte bu onun küçükken bir yürüme kusuru varmış. Vuramıyormuş ayağının içiyle. Dış vurmaya başlamış falan sürekli. Öyle öyle başlamış. Şimdi bu şahane bir marka. Tabii. Sana çok büyük katkısı olan bir şey. Yani oyuncuya, şimdi bu adamın Beşiktaş'a katkısı olmadı, defolsun gitsin demek. Başka kim başlatmasınlar neyse şimdi. Peki. Allah'tan televizyonda değil. O zaman Trivela demişken benzer bir vuruşu yapan Oğulcan'la beraber Rize'yi ve Beşiktaş'ı güzel gol attı. Oğulcan diye bir gol attı. Güzel gol attı. Tebrik ediyorum. Rize'ye ne diyorsun? Klasik
İsmail Kartal takımı. Yani çok sert, güçlü. Sinmeyen, bak sinmeyen çok önemli. Ve çıkmaya çalışan bir takım. Tek çıkışta gol attılar. İkinci yarı son saniyede de galibiyeti kaçırdılar. Benzer pozisyon. Evet. Allah'ın son saniyede yani. Galibiyeti kaçırdılar yani. Evet. İsmail Kartal'dan ne bekliyorsun? Bunu bekliyorum ben. Onu bana veriyor. Yani ne bekliyorsun? Sinmeyen, sert, hızlı çıkabilen, enteresan oyuncuları olan bir takım. Bunu vermiş adam sana yani. Bu.